Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak Köse ile İşte Hayat programı başlıyor. Merhabalar efendim. Hepinize güzel bir öğleden sonra diliyoruz. Bugün yine günlerden çarşamba ve İşte Hayat programı ile karşınızdayız. Konumuz da çok önemli aslında. Bizi Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Onu da hemen hatırlatalım açılışımızda. Diğer sosyal medya kanallarımızdan da takip edebilirsiniz. İçel TV canlı izle Pudu'ndan da yine takip edebiliyorsunuz. Konumuz infertilite efendim. Halk deyimiyle kısırlık, erkek kısırlığı, kadın kısırlığı, her ikisinin birlikte değerlendirildiği ya da tek tek değerlendirildiği durumları konuşacağız. Buna sebep olan etmenleri konuşacağız. Genel kanıda artık alışkanlık haline gelmiş bazı durumlar var ki bunu adlandırmakta kişiler zorlandığında doktora gitmekten de çekiniyorlar. Bu konudaki sosyal baskıyı, toplumsal baskıyı da konuşacağız tabii ki. Uzmanımıza gelen çiftlerin genel ambiyansları, genel durumları, yakındıkları konular ne oluyor? Aile baskısı ve de El Alem gazetesinden çok korkuyorlar mı? Bu da çocuk sahibi olmakta geriye ket vurmaya sebep oluyor mu? İşte bütün bunların hepsini konuşacağız. Yani tam işte hayat, bir çocuğun oluşması ve de oluşma dileği. Bunun kendisi hayat değil midir aslında? Öyledir. Bakalım hemen konuğumuzu tanıyalım. Mersin Özel Orta Doğu Hastanesi'nin kıymetli hekimlerinden kadın sağlığı ve hastalıkları uzmanı sevgili Evin Nil Uğurlu. Şükür kavuşturalım. Hoş geldiniz. Çok mersi. Ya. Sağlık problemlerinden hep böyle biraz gecikti ama ben de çok mutluyum. Geçmişler olsun. Geçmişler olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Daha iyice geçen haftaya göre. Evet. Çok şükür. Allah da hayırlısı inşallah. Şimdi kısırlık çok önemli bir yara toplumda. Maalesef. Çünkü her kadının anne olmak gibi bir zorunluluğu varmış şeklinde bir misyon yüklüyor bu toplum. Her erkeğin de baba olmak zorunda olması gibi bir misyonu yüklüyor çiftlerin omuzlarına. Maalesef. Ya da istedikleri zamanda, istedikleri sayıda çocuk sahibi olma konusu hep çevrenin, elin alemin yönlendirmesiyle gerçekleştiriliyor. Biraz el gördüğüne yaşıyoruz bu durumları. Ancak tabii ki çoluğumuz çocuğumuz olduğu zaman bu fotoğrafı göstermek çok hoşumuza gidiyor. Ancak bunun eksikliğini yaşayan çiftler de oluyor. İşte onların fotoğrafı hem kendilerini hem de çevrelerini mutsuz ediyor. Toplum baskısı da çok büyük bir aşama bu konuda. Evet, maalesef. Çiftlerin yaşadıkları psikolojik durumdan başlayalım. Sonra kısırlık nedir diyelim mi? Olur tabii ki. Genellikle dediğiniz gibi aslında çok ciddi anlamda başta kendi aileleri olmak üzere yani evleniyorlar. İşte çocuk ne zaman ilkini bir şekilde doğuruyorlar, ikincisi ne zaman. Hı-hı. Aslında mesela şöyle bir nokta da var, bazı vajinismus hastalarımız vardır yani ilişkiye giremeyenler ve bu hastalarımızda da hiç ilişkiye bile girememişler. Aile başlıyor. Çocuk ne zaman? Çocuk ne zaman? Bu olayın bir boyutu. İkincisi çiftler kendileri planladıkları zaman gebe kalmak, gebeliği planlamak istemelerine rağmen evet. Büyüklerin ve artı sadece büyükler de değil tüm toplumun, çevrenin, arkadaşlarının baskısıyla bir an evvel gebe kalmak zorunluluğu hissediyorlar. Ama aslında normalde biz sağlıklı bireylerde bir yıla kadar deneyebilirsiniz diyoruz. Özel bir problemi yoksa, yaşı ileri değilse. Evet. Fakat dediğiniz gibi bu sadece medikal bir problem de değil. Bundan sonraki süreçte hani kısırlıktan ziyade ben halk arasında öyle biliniyor ama ben o kelimeyi hiç sevmiyorum, ısınamadım. Aynen. İnfertilite diye tabir evet. etmeyi tercih edeceğim bizim medikal terminolojide. İnfertilite sadece medikal bir problem değil. Evet. Aslında belki de en az medikal kadar psikolojik, sosyal ve ekonomik bir problem. Çünkü ciddi bir meblağ, ciddi bir maddi yük de ekliyor ailelerin üzerine infertilite tedavileri. Dolayısıyla çok aslında haklısınız. Bu çok boyutlu ele alınması gereken bir sıkıntı çiftler katılıyorum. İçin. Katılıyorum. Hı-hı. İşte bu eleman dediren problem nedir aslında? İnfertilite nedir o zaman? İnfertilite aslında şu, genel tabiriyle ya da genel tanımlamasıyla 35 yaşın altındaki çiftlerde
12 ay düzenli korunmaksızın birlikteliğe rağmen 35 yaşın üstünde de 6 ay gebelik elde edilemiyorsa biz buna infertilite diyoruz tanım itibariyle. Peki bunun için evli çiftler için böyle bir süre araştırması yapıldığında bir çift arzuladığı takdirde ne kadar sürede çocuk sahibi olmamış ya da olamamış ise infertilite teşhisi konuluyor ya da ne zaman hekim öngörüsüne başvurulsun? Şimdi normalde sağlıklı bir birey, özel bir hastalığı yok, medikal durumunda herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Standart olarak herhangi bir yapılan bir tetkiki yok ama en azından adetleri düzenli, bilinen bir hastalığı yok. Bu çiftlerde 35 yaşın altındaysa bir yıla kadar deneyebiliyorlar. Çünkü bir yıl içerisinde çiftlerin yaklaşık %85'i herhangi bir destek almadan gebe kalabiliyor. 35 ile 40 arası bu süre 6 ay ama hasta eğer kadın yaşı 40'ın üstüne çıktıysa beklemelerini önermiyoruz. Bunlar standart hastalar. Peki eğer 35 yaşın altında olup da özel durum olan hastalar ne yapmalı? Eğer özellikle yumurtalık rezervinin az olduğu özel durumlara sahip hastalarımız varsa ki bunlar nedir? Daha evvelden bir kemoterapi veya radyoterapi almış olmak, evet, yumurtalık cerrahisi geçirmiş olmak, hastanın endometriosis veya endometrioma dediğimiz yani halk arasında bilinen adıyla çikolata kisti, evet, gibi gebeliği zorlaştırıcı özel bir medikal durumu varsa. Ya da genetik faktörler varsa anne, teyze, hala da birinci derece. Evet o da olabilir. Evet. Yani en azından yumurtalık rezervlerini erken menopoz gibi durum varsa ailede, evet, yumurtalık rezervlerini kontrol etmek lazım genetik en azından. Genetik orada devreye giriyor değil mi? O da önemli. Genetik şüphe. Ama orada genetik olarak bir mutlaka yumurtalık rezervini kontrol ederiz. Yani erken dönemde etmek lazım. Onun haricinde hastaların tüplerinin tamamen tıkalı olduğu medikal durumlarda veya bunların hiçbiri olmadığı halde, evet, düzenli adet görmeyen bir kadında da yani 2-3 ayda bir adet gören örneğin polikistik over hastaları. Tabii ki bu çiftlere de genç bir kadın olmasına rağmen 12 ay bekleyin demiyoruz. Özellikle bir durumu varsa hastaların zaman kaybetmeden biz hekimlere başvurması gerekiyor. Polikistik over rahatsızlığı rahime zamanından önce yaşlandıran bir rahatsızlık mıdır ya da faaliyetlerini sekteye uğratan bir rahatsızlık yani mıdır? Hayır, sanki o rahatsızlığı olanlara doktorlar hep şöyle bir an evvel doğurmalısın. Bir an evvel doğurmalısın ya da konuk olan birçok hekimimiz bunu söyledi. Onların daha çok çocuk sahibi olmasını isteriz. Aslında direkt yumurtalık rezervini azaltan bir durum değil. Polikistik over sendromundaki fertilite ile bağlantılı en önemli noktası şu. Polikistik over'de düzenli yumurtlama yani ovülasyon dediğimiz mekanizmalarda aksamalar oluyor. Ve zaten birazcık adet gecikmeleri de bunun bir yansıması. Dolayısıyla evet, doğal yollarla gebe kalma ihtimalleri diğer hastalara göre daha fazla. Ayrıyeten de gebeliklerdeki erken dönem düşük ihtimalleri polikistik overli hastalarda daha fazla. Bu hastalardaki en önemli noktalardan bir tanesi de kilo. Bu hastalarda insülin direnci ön planda problemlerden bir tanesi ve kilo da hem kilo almalarını kolaylaştırıyor hem de kilo insülin direncini artırıyor. Ve kilonun varlığı da ne kadar hasta ideal kilosundan uzaksa yine gebe kalma şansı o oranda azalıyor. Yani polikistik overli hastaların fertilite ile alakası tamamen ovülasyonun yani yumurtlamanın düzenli olmaması. Peki ne zaman doktora başvurmalıyız Nilan Hocam? Bu hastalar için mi polikistik over mi yoksa diğer hastalar için kısırlık, mi diyorsunuz? Kısırlık pardon baştan alayım sorumu. Kısırlık demiyoruz ya fertilite hastaları için. Ne zaman doktora başvurulmalı? Cetvelin neresindedir doktor? Yani eğer dediğim gibi 35'in üstündeyse sadece 6 ay denesinler 40'a kadar. 40'ın üstünde bir hastaysa hemen gelsin. 35 yaşın altındaysa adetleri düzenli, özel medikal bir problemi yoksa, herhangi bir hastalığı yoksa da bir yıl deneyebilirler. Ama ben genellikle şunu tercih ediyorum. Bu hastalarda anksiyete çok fazla oluyor. Yani bir yıl hastaya hadi kaygı, deneyin de bir yıl bekleyin gelin dediğimizde hastaların çoğunda ciddi anlamda bir psikolojik bir baskı ve stres oluyor. Ben o yüzden o hastalarda 6 ay bekleyip 6 ay sonra bir testlerini yapıyorum. Testlerini yaptıktan sonra duruma göre testlerinde herhangi bir problem yoksa bir süre daha denemelerini öneriyorum. Hem bu hastayı rahatlatan bir süreç evet, oluyor değil mi? Bir yıl yani çok bir uzun. Görmek istiyor. Yani onu 6 ay sonra yapmanın bir zararı yok, yapılabilir. Ama hemen bir müdahale edilmeli mi? Bir problem yoksa edilmesi şart değil. Gerek yok. Peki bu aşamada nasıl bir şeyden yöntemden geçiyor hastalar? Yumurta takibi yapılabilir belki değil tedavi mi? Tedavi açısından mı? Tedavi açısından şöyle, da isterseniz olabilir. Şöyle isterseniz birazcık hani sebeplerinden şimdi de bahsedeyim. Şimdi bunu çiftler başaramadılar diyelim. Bebek sahibi olmayı başaramadılar. Bu sürede daha çok uzasın istemiyorlar. Belki hekime ilk akla gelen şey tüp bebek tabii ki ama çokça bilinçli olan hekimlerimiz önce tüp bebek demiyorlar. Doğru.
Rahat olun. Hem ekonomik maliyeti var. Kesinlikle. Hem bir süreçtir. Her iki tarafı da psikolojik açıdan da yıpratan bir süreçtir. İşte tuttu mu tutmadı mı halk deyimiyle. Doğru. Bunlar vardır. Bunun yerine bir yumurtlama takibini alalım sizi diyen hekimlerimiz de olabiliyor değil mi? Yumurta takibi ve ilişki planlaması hangi zamanda devreye sokulmalı? Bir kere infertilitenin nedenlerini çok iyi ortaya koymak lazım. Çünkü zaman çok kıymetli. Yani bir faydası olmayacak bir tedaviyi hastaya uygulayarak hastanın zamanından çalmamamız lazım. Evet. Biz hekimlerin sorumluluğu önce bir infertilite nedenini ortaya koymak ve tedaviyi ona göre planlamak. İnfertilite nedenine baktığımız zaman yaklaşık üçte birinin hem kadın hem erkeğe ait olan faktörlerle alakalı olduğunu görüyoruz. O yüzden sadece şöyle derler, hastalar gelir, eşiniz nerede? Sen bir bak da görün de. Ona göre ben geleyim. Sende bir problem yoksa bana test yapılsın. Bu doğru değil. Hep çünkü neredeyse hep kadın ön planda. Ben kesinlikle zaten doğru olan da bu. Kadın ve erkeği bir arada değerlendirip ikisinin testlerini aynı anda yapmak istiyorum. Bu şekilde olması lazım. Neden? Yaklaşık olarak %30 hastada hem erkek hem kadına ait takım problemler var. Erkeğe ait problemleri tespit etmek çok kolay. Yani bir sperm testiyle spermlerdeki kalite, yapı, hareketlilik ve görüntü, bir takım parametrelerindeki bozuklukları tespit edebiliyorsunuz. Evet. Sperm analiziyle bunu ortaya koyabiliyoruz. Yani neredeyse yaklaşık %25-30'luk bir yüzdede erkeğe ait faktörler ön planda. Geri kalan durumlarda en önemli şeylerden bir tanesi ovülasyon, yani yumurtlamanın düzenli olup olmadığının ortaya konması. Onun haricinde çünkü yumurtlama problemlerinde az evvel bahsettiğim polikistik over gibi müdahale etmek gerekiyor. Onları çok kendi haline, o hastaları bırakmanın pek bir anlamı yok. Peki, sadece zaman kaybı. Diyelim ki durumları ve şartları uygun. Herhangi bir anormallik yok. Sadece planlamada bir hata var. O halde bu doktor tarafından belirlenecek bir durum. Herhangi bir aksaklık görmüyoruz. Şu yumurta testleri rezervleri yaptık. Normal. Yani rahim filmini çektik. Oralara, yumurta rezerv testlerini oralara, evet, yaptık. Geleceğiz. Yani onlar da evet, hani neyse oralara, sonra onlardan evet. bahsediyoruz. Onlar çok önemli çünkü. Tabii ki çok önemli. Yumurtlama takibini her sadece... Her şey yolundaysa planlamayı hekime bırakmak lazım bazen. O durumda ne yapmalı çiftler? Yani her şey yolundaysa sadece aslında müdahale edilmeyi gerektirecek bir durum yoksa biraz deneyin diyoruz. Yani hani çok da panik olacak bir şey yok. Hastayı rahatlatan bir şey. Yumurtlama takibine gelecek olursak, yani yumurtlama takibinin gebe kalmayı arttırdığına dair bir durum yok. Yani yumurtlama takibi yaptığım zaman eşittir siz daha kolay gebe kalırsınız yok. Sadece bu bazen ilişkisel anlamda çok sık ilişki şansı olmayan eşinin işinden dolayı veya başka problemlerden dolayı veya yumurtlama zamanını tam olarak çok tespit edemeyen hastalarda ultrasonla yumurtlama takibi yapıp ona göre zamanlı ilişki söz konusu olabilir. Ama bu bir tedavi yöntemi değildir. Sadece bu bir destek olabilir. Elbette yani tedavide değildir. Kullanılan bir şey değil. Elbette ki değil. Bazen yaşları küçük olabiliyor çiftlerin. Bu konuda bilinçli olmayabiliyorlar. Evet, biraz destek sağlamak adına bu gerekebiliyor bazen. Şimdi kadınlardaki infertilite sorunlarını araştırmak adına ne gibi tetkikler yapılıyor hastanemizde? Adetin ikinci, üçüncü veya dördüncü günü. Hastalar sabah geliyorlar ve bazı hormon tahlilleri yapıyoruz. İnfertilitedeki en önemli nedenlerden bir tanesi yumurtalık rezervlerin azlığı. Evet. Özellikle ileri yaştaki hastalarda bu daha sık karşımıza çıkıyor. Ama genç olup az evvel bahsettiğim nedenlerden, bir takım medikal durumlardan, cerrahi işlemlerden dolayı yumurtalık rezervleri azalmış hastalarda da en azından adetin 3. günü yapılan bir hormon tahliliyle bunu ortaya koyabiliriz. Onun haricinde özellikle yine prolaktin dediğimiz süt hormonu ve tiroid hormonlarının bozukluklarından da bazı endokrinopatilerden de yine infertilite ile karşımıza çıkabilen hastalar olduğu için mutlaka bunları da kontrol etmek lazım. Onun haricinde ultrason tahlili yapıyoruz. Ultrasonda rahmin içerisinde gebeliği engelleyen veya gebelik esnasında sıkıntı yaratabilen bir takım yer kaplayan oluşumlar, ki bunlar polip, miyom gibi, bunları değerlendiriyoruz. Onun haricinde yumurtalıklarda herhangi bir kistik oluşum var mı? Yumurtalıklarda önemli bir durum var mı? En son olarak da antral folikül sayısı dediğimiz mevcut dönemdeki yumurta sayısını yine adetin 3. günü yapılan ultrason incelemesinde görebiliyoruz ki bu da bize yumurtalık rezervi ile ilgili bir öngörüde bulunmamıza yardımcı olabiliyor. Onun haricinde yine çok önemli bir test. Adet bittikten sonraki 2-3 gün içerisinde rahim filmi çekmek lazım. Rahim filmi, yani histerosalpingografi veya bazı ultrasonla kombine özel tetkikler var. Histerosalpingokontrastonografi diye. Zor bir film midir rahim filmi? Hayır, çok bilinen bir yani, tetkik değil. Hayır, şimdi yani bunlar ama önemli. Yani bunları çekmeden şimdi hastalar çok ya onu yapmasak, ya onu yapmasak olmaz. Çünkü nasıl çekiliyor mesela rahim yani filmi? Çok bilinen bir yöntem değil. Onu rahme verilen özel bir takım kontrast, bazı özel boyalar veriliyor. Rahme evet. bir...
rahim içerisine verilen özel boyalar yardımıyla o boyalar rahmin içerisine ve tüpleri doldurup batın içerisine, karın içerisine dağılmasını grafiler yardımıyla izliyoruz. Ve eğer tüpleri tıkalı ise zaten hiçbir tedavi yapmaya gerek olmadan direkt olarak o hastaları laparoskopik olarak da tüplerinin kapalı olduğunu teyit ettikten sonra tüp bebek tedavisini almak lazım. Çünkü o hastaların verebileceğiniz herhangi bir yumurtlama veya aşılama gibi tedavilerden fayda görmesi imkansız. Kadınlara evet. uygulanan temel tahliller bu. Mutlaka aynı zamanda, eş zamanlı da erkeğe bir sperm analizi uyguluyoruz. 4 temel tahlil, yani adetin 3. günü hormon, ultrason, adet bitimi, rahim filmi ve eşlere uygulanan sperm analizi. Bunlar evet. temel testler. Peki poliple miyom arasında Nil Hanım nasıl bir fark var? Patolojik olarak farklı yapılar, yani tamamen bambaşka yapılar. Ama her ikisinin de ortak noktası implantasyon dediğimiz gebeliğin bebeğin rahim içerisine yerleşmesinde veya yerleştikten sonra devamlılığında sıkıntı yaratması. Düşüklere sebep olabiliyorlar. Bunları muhakkak rahim içerisindeki durumlarını görmemiz lazım. Yani eğer gebeliğin yerleşeceği yerde herhangi bir oluşum varsa yer kaplayan onları kesinlikle çıkartmak gerekiyor tedavi öncesinde. Evet. Kadınlarda yumurtalık rezervi ölçüleri önemli, yapılıyor. Çok önemli. Rahim filmi çekiliyor. Yumurtlamanın ortaya konması lazım. O da yine bazı testlerle ortaya konabiliyor. Diyelim yumurtlama zayıf. Yumurtlama zayıf değil de aksıyor. Belli dönemler yumurtlama oluyor, belli dönemler olmuyor. Mesela polikistik overde olduğu gibi. Eğer hastada yumurtlama problemi varsa, yani ovülasyon disfonksiyonu dediğimiz durum varsa, birinci tedavi yöntemi zaten ovülasyon indüksiyonu dediğimiz yumurtlama tedavisi diyelim. Yani yumurtlamasını destekleyici, düzenli yumurtlamasını sağlayıcı bazı ilaçlarımız var. Bu şekilde destekliyoruz. Ne kadar süren bir tedavi? Genellikle zaten sadece... Hastanın durumuna göre mi değişir? Bunlar tedaviler, yumurtlama tedavilerini biz 3 ila 6 ay kadar uyguluyoruz. Yani eğer bir hasta 3 ila 6 ay kadar ilaç tedavisinden fayda görmüyorsa... Bu hastalarda daha fazla ısrar etmenin anlamı yok. Bu hastalarda tüp bebeğe geçiyoruz. Hastanın patolojisine göre, yani hastanın yaşı ileri ise farklı bir tedavi, eğer yaşı ileri ise, over rezervi azaldıysa, zaman kaybettirmeden tüp bebek, tüpleri tıkalıysa, evet. Gereksiz tedavilerle yine zaman kaybettirmeden yine tüp bebek ve eşle ilgili, spermle ilgili bir problem varsa hafif problemlerde aşılama yapılabilir. Ama ciddi sperm analiz problemlerinde, erkeğe ait bir takım ciddi problemlerde de tüp bebek ve en ciddi bazen midede sperm göremediğimiz hastalar oluyor. Onlar da cerrahi bir takım işlemlerle testislerden veya üreme kanallarından sperm alıp yine mikro enjeksiyon yöntemleriyle ikisi dediğimiz yine özel tüp bebekle kombine özel işlemler gibi bir takım şeyler gerekebiliyor. Burada hastanenizin üroloji hekimleri gerçekleştiriyor tüp galiba. Tüp bebek ünitemiz yok bizim. İnşallah olur. Bizim hastanemizde yumurtlama takibi ve aşılama yapıyoruz. Ama inşallah yakın zamanda evet. yapmayı ancak erkekteki durumu da ürologlara. Evet yani hafif derecedeki erkek infertilitesinde biz tedavisini veriyoruz. Ama eğer ileri boyutta bir durum varsa mutlaka bir ürolojik muayeneden geçmesi gerekiyor. Evet, çok moda olan bir şey var. Evde uygulanan yumurtlama takip kitleri var. İnternette bile satılıyor. Önerir misiniz bunları? Şöyle yapabilirler. Aslında bir sakıncası yok. Yani en fertil olduğumuz günler, yani bir kadının en gebe kalmaya uygun olduğu günler yumurtlamadan önceki 2 gün içerisindeki günler. Yani yumurtlama günü, ondan 1 ve 2 gün evvelki günler. Şimdi bazen artık hani telefonların aplikasyonlarından takip ediyor hastalar ama bazen yumurtlama kitlerinden de o dönemlerde adet bittikten sonraki dönem ve yumurtlamaya kadar olan dönemde hastalar bunu kendileri kontrol edip uygun olduğunu gördükleri zamanlarda da tabii ki deneyebilirler. Yani hiçbir sakıncası yok elbette. Evet. Hiç adet olmamak mümkün mü çocuk sahibi belli olmadan? Hiç adet olmayan bir hastanın kendiliğinden gebe kalma şansı yok denecek kadar az. Evet. Çünkü bu hastalarda belli bir patoloji var. Yumurtlama fonksiyonlarında bir problem var. O hastaların niye adet görmediklerini ortaya koyup evet. sebebe yönelik tedavi yapmamız lazım. Anormal yumurtlama şıklarından birisiydi değil mi? Fazla adet görmeyi de peki regl olmayı da hekimlerimiz bir anlamda anormal yumurtlamanın anormal yumurtlama sınıfına alıyorlar. Bir an bir şey söyleyince size arkadaşlar şaşırdım. Kaydı aklım. Evet yani aşırı derecede adet olmak da iyi bir şey midir? Değil tabii midir? Ki. Aşırı adet dediğimiz şey aslında iki takip eden adetlerin ilk günleri arasındaki sürenin
genellikle olmasını istediğimiz rakam 24 ila 38 gündür. Eğer 24 günden daha sık adet oluyorsa kişi, örneğin evet. 15 günde bir kanaması oluyorsa elbette bu patolojik bir durumdur. Bu eğer özellikle 21 günün altında takip eden, iki adetin başından başına takip eden günlerde 21 günden daha sık oluyorsa bu aşırı adet görme olarak evet. değerlendirilir ve incelenmesi gerekir. Bu hastalarda genellikle ovülasyon yani yumurtlama fonksiyonları bozulmuş durumdadır. Ve bu hastalarda da tedavi nedenini ortaya koyduktan sonra tedaviyle de ovülasyon düzelme şansı vardır. Düzelmezse zaten müdahale ederiz. Evet. Bunların hepsi çok önemli konular evet, elbette kesinlikle. Ki hekim görüşüne başvurmak da en doğrusu. Doğru. Ne sanal ortamdaki araştırmalarla ne de halk tarafından denenen bazı geleneksel yöntemlerle çok da zaman kaybetmemek kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. En önemli aslında vermek istediğim mesaj bu. Değil yani mi? Doğru zamanda ama abartmadan bir de tam tersi oluyor. Yani yeni evliler daha 2 aylık evliler hasta gebe kalamıyorum diye bana gelen çok hasta var. Gerçekten mi? Hem de nasıl? Yani bir de şöyle bir hasta grubu var. 5 sene korunmayı bırakmış artık gebelik istiyor. 3 ay geçiyor gebe kalamıyor panik oluyor. Biraz sakin olmak onu lazım. Abartmadan. Onu konuşacağız evet. zaten. Onu konuşacağız. Korunmayı bıraktıktan sonra kadınlarda nasıldır üreme? Fonksiyonlar birden normale dönüyor mu, dönmüyor mu? Hangi bunları üreme, hangi birazdan. Doğum kontrol yöntemini kullandığınıza göre değişir. Değişir. Yani eğer siz hani prezervatifle korunuluyorsa zaten kadınların herhangi bir etkilenmesi söz konusu olmadığı için onda bir problem evet. yok. Doğum kontrol ipi kullandığında genellikle doğum kontrol ipi ovülasyonu baskılayarak yani yumurtlamayı inhibe ederek baskılayarak evet. etki eder. Doğum kontrol ipini bıraktığınızda ovülasyonun geri dönmesi yaklaşık 2 ila 3 ay sonradır. Evet, çok da soru aldım bu konuda. Tabii, bir sponsor reklamımız olsun. Tabii, birkaç saniyemizi tabii. Vereceğiz yayın odasına. Ondan sonrasında yeniden birlikte olacağız. O konuya değinelim. Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak Köse ile İşte Hayat programı devam edecek. Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak Köse ile İşte Hayat programı devam ediyor. Orta Doğu Hastanesi'nin değerli hekimlerinden kadın sağlığı ve hastalıkları uzmanı Evin Nil Uğurlu stüdyo konuğumuz sevgili izleyiciler. Konumuz tüm yönleriyle infertilite ve sebepleri, hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor, teşhiste hangi yöntemler uygulanıyor onlar efendim. Şimdi hemen hekimimize soralım. Her kişinin doğum kontrol yöntemi farklı olmalı galiba değil mi? Ya da olmamalı mı? Doğum kontrol yöntemini seçerken kişinin medikal özelliklerine mutlaka dikkat almak lazım. Değil mi? Yani her doğum kontrol yöntemi herkes için uygun değil. Evet. Örneğin doğum kontrol apının uygun olmadığı ciddi bir hasta grubu var. Aynı şekilde bazen prezervatife bağlı bir takım lateks alerjileri olan hastalar için kondomlar uygun değil. Evet. Spiralin uygun olmadığı hastalar var. Yani biz önce hastalar bize ben herhangi bir doğum kontrol yöntemi istiyorum diye geldiklerinde hastanın yaşından başlayıp hastanın geçmişteki bir takım tıbbi kayıtlarından veya işte geçmişte herhangi bir hastalığı, ameliyatı var mı, aile hikayesi, şu anda gebelik ne zaman planlıyor, 2 sene sonra mı, 3 sene sonra mı, 6 ay sonra mı, kaç tane çocuğu var gibi bir takım faktörleri dikkate alıp ona göre karar veriyoruz. Peki Türkiye'de bu tedbirler daha çok kadın odaklı mı uygulanıyor kesinlikle. Yoksa erkek kadın odaklı. Paylaşımı da var mı? Hatta şu anda Türkiye'de en sık kullanılan doğum kontrol yöntemi geri çekme. Evet. Geleneksel yöntem. Ben genellikle aslında erkeklerin korunması taraftarıyım hastalarım adına. Çünkü
Prezervatifin erkeklere herhangi bir zararı yok. Çoğu zaman kadınlar için de uygun. Fakat kullanılacak diğer bütün doğum kontrol yöntemlerin bizzat kadının kullandığı bir takım yan etkiler içeriyor. Fakat bu misyon da kadına yüklenmiş durumda. Ve kadınlar da bu anlamda erkeklere çoğu zaman güvenmedikleri için kendileri herhangi bir kontrol yöntemi kullanmayı tercih ediyorlar. Durum bu maalesef. Bu kadını da yıpratan bir süreç. Kesinlikle. Ayrıca HPV mikrobunun taşıyıcısı olabiliyor, bulaştırıcısı olabiliyor erkekler. Bu açıdan kadınlar da olabilir de Safiyet Hocam da ele almıştık bu konuyu. Kadınlar da tabii ki kadınlardan alınan mikrobun da çoğalmasına tabii. Ve o virüsün çoğalmasına sebep olan bir etmen durumunda erkek varlığı da. Prezervatif bu anlamda avantajlı, doğru. Evet. %100 engellemese de sadece HPV değil, cinsel yolla geçen başta AIDS, hepatit B, hepatit C gibi birçok hastalığın transferinde de %100 olmasa da en azından geçişini azaltan bir korunma yöntemi kondom. Evet. Bu anlamda da diğer yöntemlerden bu açıdan üstünlüğü var. Ama dediğim gibi çoğu zaman kadının kendi sorumluluğunda olmadığı için kadınlar çok da rahat edemiyorlar güvenmedikleri evet. için. Ama bunu mükemmel bir şekilde uygulayan çiftler de var. Evet, doğru bilinen yanlışlar da var mesela. Bir süre doğum kontrol yapı kullanıp sonra bırakmak daha kolay gebe kalınmayı sağlıyor diye. Halk hikayeleri vardır. Bunlar sanal ortamda da çokça rastladığım durumlar. Yok, size evet, hazırlanırken. Doğru bir şey midir bu? Hayır, yani bir de şöyle bir uygulama görüyorum. İşte bir süre kullansın doğum kontrol hapı, sonra bir dinlensin, sonra tekrar kullansın. Bunlar doğru değil. Doğum kontrol haplarının en önemli yan etkisi emboli dediğimiz pıhtı oluşumu. Nadiren pıhtı oluşumunu tetikleyebilen bir ilaçtır. O yüzden zaten bazı hasta gruplarına vermiyoruz. Yani emboli açısından riskli hasta gruplarına. Kullanım süresi arttıkça bu yan etki riski azalıyor. Siz hasta bir süre kullanıp sonra bırakıp sonra tekrar kullandığında o azalmış olan yan etki profilini, yan etki oranını bir anda tekrardan en baştaki yüksekliğine getiriyorsunuz. Değil mi? Doğum kontrol hapı öyle on-off kullanılacak bir sistem değil. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız zaten doğum kontrol hapını bıraktığınızda ovülasyonun düzene girmesi 2 ila 3 ay sadece. O yüzden de uygun çiftlerde tabii ki özellikle genç sağlıklı kadınlarda ilk seçenek olarak kullanılabilir. Bir sıkıntısı yoksa. Evet. Peki emboli riski taşıyan hastalarda durum bu. Evet. Başka hangi hastalıklarda doğum kontrol hapı önermiyorsunuz hastalarınıza bir hekim olarak? En önemli kontraindikasyonlarından bir tanesi 35 yaşın üstünde sigara içen hastalara vermiyoruz. Sebebi nedir Çünkü hocam? Çünkü emboli riski bu hastalarda daha fazla. Daha fazla. Hastanın çok aktif karaciğer hastalığı varsa, neden? Çünkü karaciğerde metabolize oluyor. Hastanın ailesinin aile hikayesinde veya kendi hikayede, kendi tıbbi hikayesinde pıhtı oluşumuna sebebiyet verecek özel bir riski varsa veya ailevi bir yatkınlığı varsa, bir herediter yani ailevi geçişli bir pıhtılaşma hastalığı varlığında bunlar kesinlikle kontraindike, kullanılmaması lazım. Onun haricinde migren de bu hastalıklardan biri mi denir hocam? Migren relatif kontraindikasyonu vardır. Yani şu demek, primer olarak çok kesin kontraindikasyon olmamakla beraber biraz daha yumuşatılmış kullanılmaması gereken hasta grubudur. Ama ben kendi pratiğimde de çok mecbur kalmadıkça migren hastalarına vermiyorum. Çünkü onları da tetikleyebiliyor migren çok ataklarını. Çok tetikleyici özelliği olabiliyor. Tercih etmiyorum çok. Sanalda da bu tür sorulara çok rastladım. Evet, yani biraz da meme kanseri hikayelerinde de vermiyorum ben hastalarıma. Yani meme kanseri biraz tartışmalı bir konudur bu anlamda. Ama eğer hastanın ailesinde veya kendi tıbbi hikayesinde meme kanseri varsa bu hastalarda da ilk seçenek değil. Çok doğru bir davranış. Yine de riske etmemek lazım. Evet, kesinlikle. Genetik sonuç aynı yere çıkmayabilir ama kesinlikle. Hiç değilse uygulanan yöntemin destekleyici durumda olmaması lazım. Kesinlikle, o açıdan evet. önemli. Peki, hep tartışılır ya bu dünyada ve Türkiye'de. En uygun bir kadın için çocuk sahibi olmak konusunda, tabii erkek için de önemli de baba olması açısından, ancak kadın vücudu ya çocuğu büyüten. Evet. En uygun yaş hangi yaştır? 20'li yaşlar ideali. 30'a gelmeden. 20-30 arası. Çünkü 30'dan itibaren artık yavaş yavaş bir yumurtalık rezervinde azalma başlıyor. Yani en ideal yaşlar eğer 30'a kadar geciktirmeyi planlıyorlarsa ya da daha doğrusu eğer erteliyorsa aileler evet. 30 yaşını geçmeden ben gebelik planlamalarını öneriyorum. En ideal yaşlar. Evet. 20-30 arası. 20-30 arası evet. en ideal yaşlar. Ondan evet. sonra zaten yumurtalık rezervleri giderek azalıyor. Giderek azalmaya başlıyor. Evet. Bir takım yani, sorunlar baş gösterebilir. Kesinlikle. Değil mi? Yani 35'ten sonra özellikle 37'den sonra çok dramatik olarak azalıyor. Evet. Bazı sorular da aldım. Tabii, sizin duyurunuzu geçtikten sonra premenopoz döneminde çocuk sahibi olmak mümkün müdür? Mümkün. Bir kadın, benim bir lafım vardır hastalara Tam da söyleyeyim. 3 izleyicimiz buna Hı-hı. benzer bir soru sormuş. Bir kadın, İkisininki benzer değil. Direkt bu Nil Hanım. Çok size de yengesi gelir. Gelmiş hastanın. Çok
gelir. Bir kadın adet gördüğü müddetçe gebe kalabilir. Benim cümlem budur. Perimenopoz, yani perimenopoz dediğimiz süreç genellikle hastanın menopoza geçiş süreci diye adlandırırım. Transisyonel dönem. Yani o dönemde yavaş yavaş genelde bir 40-45 arasıdır bu yaşlar. Yumurtlamaların aksamaya başladığı, belki birkaç ayda bir yumurtlama olduğu, adetlerin aksamaya başladığı bir dönem. Ama hastalarıma mutlaka tavsiye ettiğim şu, bu dönemde de korunun. Eğer gebelik istemiyorsanız. Gebelik istiyorsanız da bu dönemlerde eğer az evvel bahsettiğim gibi hasta 40'ın üstündeyse vakit kaybetmeden gebelik isteyen bir hastanın dur hadi şunu da yapayım da şu da bir geçsin de şöyle olsun da demeden hemen bize başvurmaları lazım. Ve evet sorunuzun cevabı evet gebe kalabilir. Zordur ama kalabilir. Evet o halde sorun adet görmekle eş zamanlı çözülecek bir sorun. Şöyle evet yani adet gördüğünüz zaman bir şekilde düzenli görmeseniz bile arada yumurtluyorsunuz. Bizim menopoz diye adlandırdığımız dönem son adetin üstünden bir sene geçtikten sonraki dönemdir. Evet. Yani en az bir sene geçecek öyle menopozdasınız diyoruz hastalarımıza. Evet. Peki hani erkeklerin tetkiklerinde sperm analizi. Sperm kalitesi göz önünde bulunduruluyor. Evet. Adet görüyor ancak kadınlarda da yumurta kalitesi ölçülüyor kesinlikle. Mu? Yumurta kalitesini direkt ölçen bir test yok. Zaten bizim daha çok hekim öngörüsüdür galiba değil mi? Şöyle bir kere şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir kadın yaş aldıkça yumurta kalitesi düşer. Bu nettir. 2x2=4 çok evet. Nettir. Bizim ölçtüğümüz bu hani yumurtalık rezervi diye kastettiğimiz şeyler sayısal değerlerine bakarak yani sayı itibariyle ama niteliğini ölçecek bir testimiz yok. Nicelik, niteliğinin en iyi göstergesi zaten kişinin gebe kalmasıdır. Evet. Ama evet maalesef kalitesini istediği kadar sayısı iyi olsun, kalitesi iyi olmadıktan sonra maalesef bir anlamı yok. Ama yaş ilerledikçe sadece sayısı değil aynı zamanda kalitesi de düşmektedir. Peki evet. Gelelim hastanenizde uygulanan en önemli üreme destek yöntemlerinden birisine aşılama. Evet. Nedir? Bunun öyküsü nasıl oluyor? Aşılamanın, bir hasta geldi size. Tabii. Hangi aşamalardan geçiyor? Hangi konularda umut vaat ediyor? Nerede devreye giriyor bu tedavi yöntemi? Hasta ilk geldiğinde önce iyi bir tıbbi hikaye almak lazım. Yani evet. Hastanın yaşı, eşinin yaşı, hastanın mevcut hastalıkları, geçmişte herhangi bir tedavi alıp almadığı ve infertilite süresi. Bunlar çok önemli. Hastaya genel tıbbi bir değerlendirme yaptıktan sonra hikayeyi almak ve fizik muayene gibi, mutlaka fizik muayene de önemli. Evet, evet. Az evvel konuşmanın başında bahsettiğim temel testleri hem eşine hem hastamıza uyguluyoruz. Ve bu testlerden sonra özellikle eğer erkek infertilitesi teşhisi koyarsak, erkek infertilitesinde bazı değerleri vardır. Yani hafif derecede yine bu da bizim yaptığımız sperm analizinin sonuçlarına göre edindiğimiz bir kanı. Hafif infertilitede, hafif orta infertilitede aşılama oldukça etkili. Aşılamayı yaparken genellikle kadınlara da yumurtlamayı destekleyici tedaviler uyguluyoruz eş zamanlı. Aşılama nedir? Aşılama eşten alınan spermlerin özel bir işlemden geçirildikten sonra hastamızın kadının rahmine enjekte edilmesi yöntemidir. Basit bir işlemdir. Yaklaşık %10-15'lik bir şans sağlar. Asıl ana endikasyonu erkek infertilitesi. Bunun haricinde de sebep bilinmeyen yani bütün yaptığımız testlere rağmen bir neden ortaya koyamadığımız yaklaşık bir %10-15'lik hasta grubunda da açıklanamayan infertilitede de yine aşılamayı yumurtlama tedavisiyle kombinlenmiş bir şekilde uyguluyoruz. Aşılama tedavisinin en önemli iki endikasyonu budur. Evet. Bir de endometriozis dediğimiz bazı durumlar vardır. Onlarda da kullanabiliyoruz. Yani aşılama tedavisi evet yapılıyor ama 3 seferden fazla da yapılmaması aşılama tedavisi neyi kolaylaştırıyor? Amacı ne bu tedavinin? Rahmin içerisinde direkt olarak daha kaliteli spermleri direkt enjekte etme şansımız oluyor. Normalde aşılama kadın üzerinde yapılan bir deneme ama erkekten evet. Alınan donelerle. Spermi, evet alınıp evet. Hani daha iyi kalitedeki spermler direkt olarak kadının rahim ağzından enjekte edilerek rahmine gönderiliyor. Yani laboratuvar ortamında değil, evet, doğal rahim ortamında, rahim içi ortamında. Evet, rahim ortamında, döllenmesi tabii, tabii tüp bebek gibi değil. Değil. Tüp bebek de laboratuvar ortamında. Şans evet. Nedir? Hastadan hastaya tabii ki hastalık yoktur, vaka yaklaşık yoktur, hasta %10'luk, vardır. Yaklaşık %10-15'lik bir katkı sağlıyor. Yani normalde öyle çok bir mucize sağlamıyor ama o yüzden aşılamayı zaten 3'ün üstünde çok da yapmamak lazım. Maliyet yani. Açısından tüp bebekten daha düşük olduğu tabii, için tercih evet, sebebi doğru, olabilir ancak. Doğru, değil mi? Peki tabii. Hangi hastalara daha çok aşılama uygulanmalı? Bahsettiğim gibi evet. Yani erkek infertilitesi olan hastalara ve açıklanamayan infertilite olan hastalara. Yani siz bir hastaya
42 yaşında bir hasta, yumurtalık rezervi zaten azalmış. Şimdi bu hastaya aşılama yapılmaz. Yani siz bu hastaya gelmiş karşınıza 42-43 yaşında bir hastaya hadi sana bir aşılama yapayım diyemezsiniz. Evet. Çünkü bu hastanın zamanı çok kıymetli. Hastaya bir takım başarı şansı çok düşük olan tedaviler uygulayamazsınız. Veya eşinin spermine bakıyorsunuz, eşinin menisinde sperm yok. Hareketli spermi az veya sperm kalitesi çok düşük. Bu hastalara aşılama yapılmaz. Veya tüpleri tıkalı olan bir hastaya aşılama yapamazsınız. Yani evet. O yüzden hani hastanın genel durumunu eşiyle beraber ortaya koymak çok çok önemli. Peki tüp bebek nedir tam olarak? Tüp bebekte özellikle bu bahsettiğim yöntemlerin işe yaramadığı hastalarda, yani yumurtlama tedavisi yaptınız veya aşılama yaptınız, bir takım geleneksel yöntemleri kullandınız, hiçbiri işe yaramadı. Az evvel ne dedim? 3 ay sadece, 3 sefer deneyin aşılamayı. Yumurtlama tedavilerini 3 ila 6 ay deneyebilirsiniz. Hani bunlar özellikle yumurtlama problemi olan veya hafif infertilitesi olan veya açıklanamayan infertil hasta grubunda bunları evet. yapabilirsiniz. Evet. Eğer baktınız olmuyor, 3 ila 6 ay denediniz, hastanın yaşı da uygun ama denediniz olmuyor. Bu hastalarda tüp bebeğe geçilir. Tüp bebek yaptığımız şey, yumurtaları özel ilaçlarla, yani yumurtlama tedavileriyle, ovülasyon indüksiyonu dediğimiz yumurtlama tedavileriyle normal infertilite tedavisinde kullandığımız ilaç dozundan daha fazla olarak uyarıp birden çok yumurta oluşturup onları özel iğnelerle, vajinal yöntemle o yumurtaları topladıktan sonra erkekten alınan spermlerin seçilip seçilmiş spermlerle laboratuvar ortamında döllendirilmesinden oluşur. Daha sonra bu döllendirilmiş sperm ve yumurta embriyoyu oluşturur döllendikten sonra ve bu embriyolarda birkaç gün geçtikten sonra önceden hazırlanmış rahim içerisine enjekte edilir. Bunu da embriyo transferi denir. Yumurtalık rezervi çok düşük hastalarda, yaşı ileri ve zaman kaybetmemesi gereken hastalarda, tüpleri tıkalı hastalarda, evet. Çok ciddi erkek infertilitesi olan hastalarda bunlar ilk tercihtir. Onun haricinde de eğer hastada hastalıklı bir gen taşıyorsa hasta, yani hasta ailesel olarak taşınabilecek, diğer nesillere taşınabilecek bir hastalığı varsa, herediter bir hastalığı varsa veya bu hastalığı taşıyan, evet. tek gen hastalığı taşıyan, sistik fibroz, kistik fibroz veya talasemi veya orak hücreli anemi gibi bir takım hastalıklar Allah varlığında olsun. Da evet. sağlıklı embriyo elde etmek adına preimplantasyon genetik tanı dediğimiz özel bir yöntem var. Ve bu yöntemleri kullanmak için de çiftlerde herhangi bir infertilite nedeni olmamasına rağmen de yine tüp bebek önemli bir yöntemdir. Peki tüp bebekte yaş gebe kalma şansını etkileyen Kesinlikle. Çok önemli bir faktör müdür? Yaş her şeyin başı. Her şeyin başı. Yani her şeye çare bulunuyor, yaşa bulunamıyor maalesef. Yani çünkü yaş istediğiniz tedavide ister yani başka ne olursa olsun yaşla ilgili olan problemi maalesef çözmek şu anda çok mümkün görünmüyor. Çünkü hastanın yaşı ilerledikçe gebelik şansı azalıyor. İster tüp bebek yapın, ister diğer yöntemlerle. Evet. Transfer edilen embriyo sayısı çoğaldıkça gebe kalma şansı artar mı? Artar ama yasalarla sınırlandırılmış durumdadır. Mesela? Normalde hasta 35 yaşının altında özel bir hastalığı yoksa, düşük over rezervi veya özellikli bir durumu yoksa hastaları bir embriyo transfer edilir. 35 yaşın üstünde 2 embriyo. Ama hastanın 3. denemesi olduğu zaman da yine deneme sayısına bağlı olarak da embriyo transfer sayısı 2'ye çıkabiliyor. Ama asla 3 değil. 200-300 bebek edinme şansı tüp bebekte. Ne kadar tabii ki eğer eskiden öyleydi maalesef. O transfer edilen embriyo sayısıyla mı alakalıydı? Kesinlikle. Yani ben asistanlığımda 7 gebelik gördüm. O dönemler değil yasak mi? Değildi. Neyse ki yasalarla bu artık kontrol altına alındı. Ama 7 gebeliklerin zaten normal olarak yaşama şansı yoktur ve hiç unutmuyorum o görüntüyü. 7 tane düşük yapmış hastanın 7 tane embriyosunu maalesef sergilemişlerdi ve bu çok utanç vericiydi ve çok üzücüydü. Bu bir başarı değil. 7 gebelik tam tersi bir tüp bebek başarısızlığıdır. Çok embriyo nakledip gebelik şansını evet arttırabilirsiniz. Hangisi tutarsa diye. Kesinlikle. Tabii ki ne kadar çok embriyo naklederseniz o kadar çok tutar. Fakat evet. çoğul gebelik ihtimali, her çoğul gebelik, her artan sayı eşittir gebelik komplikasyonu. İyi bir şey değil yani. Annenin sağlığını da, çocuk sağlığını da olumsuz Kesinlikle. Etkileyen, aile sağlığını Kesinlikle. Da olumsuz doğru etkileyen bir doğru bir şey değil. Çok Kesinlikle. Da büyük bir ekonomik külfet. Şimdi neyse ki artık hani yasalarla kontrol atlandıktan sonra olmuş. Şu anda evet, Peki olmuyor. Tüp bebekte düşük oranı daha mı sıktır normal gebeliklere nazaran? Hep öyle bir inanış öyle vardır. Öyle bir inanış var ama o birazcık şundan kaynaklanıyor. Zaten bir hasta tüp bebeğe gidiyorsa
zaten yumurtalık kalitesi ve zaten bir takım kendine ait takım problemler vardır. Yani çok sağlıklı bir sperm veya çok sağlıklı bir yumurta eldesi tüp bebeklerde tabii biraz daha, zaten bu hasta grubu o yüzden geliyor size. O yüzden ona bağlı olarak biraz daha düşük olduğunu düşünüyoruz. Yoksa tüp bebek işleminin kendisinden değil de mevcut hasta grubundan. Tüp bebek tedavilerinde en çok korkulan şey ufak tefek kanamalar. Evet. Transfer gerçekleştirildikten sonra. Diğer hastalarda sonra. Da evet. Diğer hastalarda da öyle. Ancak tüp bebekten bahsettiğimiz doğru, için. Doğru, hassas oluyorlar. Bu neyin göstergesidir? İlla düşük olduğu anlamına gelmiyor. Hep ondan korkuluyor. Doğru, yani tabii transfer sırasında kanama olmaması önemli. Çok hassas bir süreçtir o. Mümkün olduğu kadar kanatmadan yapmak lazım. Çünkü tüp bebekte embriyo transferi yaparken en ufak bir rahim içerisinde, yani endometriyumu rahatsız ettiğinizde, çok tahrip ettiğinizde, uyardığınızda veya kanattığınızda tabii ki ihtimaller azalıyor. Evet. Tüp bebekten sonra yaptırır yaptırmaz hemen kanama veya o birkaç gün içerisinde kanama, evet her zaman düşük olduğu anlamına gelmiyor. Evet biraz olumsuz olabilir ama illa düşecek anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Kesinlikle. Onun için morallerini bozmamaları evet, lazım. Evet hemen bozmasınlar. Doktorları neyi önerdiyse o şekilde o süreci evet. geçirmeleri lazım. Peki dondurulmuş embriyolar var şimdi. Hı hı. Ülkemizde uygulanıyor mu? Evet. Uygulanıyor. Onlarda şans nedir? Şöyle aslında dondurulmuş embriyo transferi ile normal embriyo transferi arasında çok gebelik açısından çok bir fark yok. Dondurulmuş embriyo şu açıdan kullanılıyor. Mesela aşırı uyarılma, ovaryen hipersümülasyon sendromu, böyle kısaca bizim OHSS dediğimiz bir sendrom var. Bazı hastalar verdiğiniz tedavilere aşırı yanıt verirler. Evet. Çok hassas, bazı hastalar yapısal olarak bu az evvel bahsettiğim mesela polikistik over sendromu gibi. Evet. Aşırı uyarılma sendromları olduğu zaman, aşırı yumurta geliştiğinde o hastalarda embriyo transferi çok yapmak istemeyiz. Çünkü gebelik de bu durumu arttırır. Aynı şekilde bazı hormonal problemler olabiliyor o dönemlerde ve implantasyon dediğimiz, yani embriyonun, nakledilen embriyonun yerleşmesini bozabilecek bazı tıbbi durumlar tedavi esnasında ortaya çıkabiliyor. O durumlarda veya hastaya preimplantasyon genetik tanı yapacaksınız. Yani hastanın bir işte kistik fibroz, talasemi, T-Sachs vesaire gibi bazı hastalıklarla evet. ilgili tek gen hastalıkları var. Ve hastaya PGD yapacaksınız. Yani hastadan PGD demek ne demek? Embriyodan biyopsi yapıp, biyopsiyle sağlıklı olup olmadığını öğrenip, genetik tanısını koyup sağlıklıysa nakledileceksiniz. Ama embriyonun nakledilmesi için belli bir sürede nakledilmesi lazım. Yani implantasyon penceresi diye bir dönem var. Ve o dönemi bu test sonuçları alana kadar geçirebilirsiniz. Yasalar bu genetik... Zorunlu izin değil. Veriyor mu? Tabii izin veriyor. Yani çünkü bir hastalık için yapıyorsunuz. Bu şekilde olduğu zaman o embriyoları nakledemeyeceksiniz o dönem. Ne yapıyorsunuz? Donduruyorsunuz. Ve dondurduğunuz zaman bir sonraki ay, en ideali bir sonraki siklus, o dondurulmuş embriyoları bu sefer yumurtalıkları uyarmaya gerek kalmaksızın sadece rahim içerisine endometriyumu hazırlayarak çeşitli ilaçlarla. Endometriyumdan kasıt rahim içi. Rahim dokusu, içi. Değil mi? Evet rahim evet. Rahim içini hazırlayarak embriyonun uygun rahim içine ulaştığı zaman, belli bir kalınlık ve paterne ulaştığı zaman da embriyonun nakledilmesi işlemidir aslında bir nevi donmuş embriyo transferi ve bu endikasyonlarla evet yapılmaktadır ülkemizde sıkça. Büyük avantaj aslında kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Büyük avantaj. Hani maddi külfeti var ama eskisi kadar şey de değil. Çok ulaşılmaz önemli. Da değil. Çünkü çok ciddi emek evet. veriliyor. Bir anda aşırı uyarılma durumu evet. ortaya çıkıyor. Her ne kadar artık son dönemdeki ilaçlarla bu oran azaltılmış olsa da ve embriyo transferi iptal olması gerekebilir öyle durumlarda ve bu kadar para, bu kadar emek, bu kadar acı, zaman boşa gidecek. Bu şekilde böyle bir şansımız da olmuş oluyor. Peki ağır kaldırma tüp bebek bütün gebelikler için risktir ancak tüp bebek deneyen anne adaylarında daha mı önemlidir? Ya da o da yani, mı bir doğru hani, bilinen yanlıştır? Diye, yani şu var, ağır kaldırma genel sağlık. Yani ağır kaldırdı diye bir bebek düşmez. İşte yani, batın kaslarının ani kasılmasına ve gevşemesine sebep ya, olabiliyor ya. Ben çok fazla onlara şey yapmıyorum. Yani o kadar gebelik gidecekse gidiyor. Leyla Hanım, yani ben diğer sadece tüp bebek için demiyorum. Tarlada, diğer gebe hastalarıma da söylüyorum. Tarlada hep ayakta güneşin altında çapalıya işte. Evet. Küpelerle ürün taşıyan kadınlar da doğuruyor. Ya kesinlikle. Traktörde yolculuk evet. yapan kadın da var gebeyken. Ya, biraz takılman göze çöp batar değil mi? Ya şöyle diyorum hastalarıma. Tabii ki yani zaten oturup da 50 kiloluk bir şey kaldırmayın. Yani kastettiğim o değil ama
azıcık uzandım da perde astım diye veya işte aşağıdan eğindim bir torba kaldırdım diye yani bir şey olmaz. Bir şey olacağı varsa oluyor. Aynı şekilde işte yolculuk yapayım mı, şunu yapayım mı? Hastaların soruları vardır. Bir gebelik bu kadar çabuk düşmez. Düşecekse genellikle en önemli nedeni zaten yapısal olarak, genetik olarak, kromozomal olarak çoğu zaman bir defekt vardır, bir problem vardır. O yüzden siz hani birazcık ağır, tabii ağır kaldırmayın yani benim gibi bel fıtığı olursunuz yoksa. Yani hani bu değil kastettiğim ama yani sakınan göze dediğiniz gibi bu kadar da pimpiriklenmeye gerek yok. Şöyle bir hata yapıyorlar, hareketsiz kalıyorlar özellikle tüp bebek hastaları. Aman bir şey olacak, bütün gün ben yatayım. Bu daha tehlikeli. Az evvel bahsettiğim emboli riskini artırıyorsunuz. Yani zaten hareketsizlik, gebeliğin kendisi zaten emboli ihtimalini artıran bir durum. Bir de hareketsizliği üstüne ekliyorsunuz. İyice pıhtı atıp herhangi bir yere hayati organınıza pıhtı atma ihtimalini artırıyorsunuz. Öyle bütün gün yatmanın bir faydası yok. Hiçbir anlamda tıpta hiçbir şekilde bütün gün yatın kadın doğum açısından yani gebelik açısından bütün gün yatmanın hiçbir faydası yok. Hiçbir evet, hastaya. Evet. Peki tüp bebek tedavisi öncesi süremiz de çok azaldı. Son sorumuz olsun bir izin verirseniz. Tabii. Tüp bebek tedavisi öncesi kilo kontrolü gerekli mi kadınlarda? Çok önemli. Her gebelikte gerekli de tüp bebekte daha önemli. Mı gerekli? Kesinlikle kilo çok önemli. Yani kilo öyle bir şey ki hayatın her alanında ön planda. Değil mi? Gebe kalmak için bize başvuran hastaları görüyorum. Bir kere ideal kilo şu. Vücut kitle indeksi diye bir şey var. Vücut kitle indeksiniz. Ve bu vücut kitle indeksinin ideal aralığı 18 ila 25. Evet. 18'in altındaki de çok zayıf hastalar. Onları da yani mutlaka ideal kilolarına gelmeleri konusunda teşvik ediyoruz. 25'in üstündeki hastalarda hem bu iki uçtaki hasta grubunda ovülasyon disfonksiyonu dediğimiz yumurtlama problemi oluyor. Evet. Ve gebe kalmakta zorlanıyorlar. En önemli infertilite nedenlerinden biri. Evet. Eğer gebe kalsalar bile düşük ihtimalleri, erken doğum ihtimalleri, gebelik zehirlenmesi, gebelik şekeri, doğum komplikasyonları gibi, ani bebek ölümleri gibi birçok komplikasyon özellikle kilolu hastalarda fazla. İdeal olarak hastaların ideal kilo, kimseden biz manken fiziği istemiyoruz veya manken gibi olun demiyoruz. Öyle bir durum asla. Zaten dediğim gibi vücut kitle indeksi 18'in altında da iyi bir şey değil. Ama ideal kilolarına gelecekler hastalarımız. Bazen zaten herhangi bir şey yapmaya gerek kalmadan da kendiliğinden de gebe kalabilirler o takdirde. Sigara içmeyecekler. Bu da çok önemli. Kilo kadar. Hiçbir şekilde alkol almayacaklar. Yani bazen hastalar güvenli bir alkol miktarı soruyor bana. Güvenli alkol miktarı yok. Sağlıklı yaşayacaklar, düzenli beslenecekler. Bu hem infertilite tedavisinin temeli yani üremeyi, doğurganlığı arttıran önemli noktalardan bir tanesi. Sağlıklı beslenme, egzersiz, haftada 150 dakika yürüyüş yeter. Yani her gün 5 gün, haftada yani günde yarım saat yürüyüş. Aşırı egzersiz yapmalarını da istemiyoruz. Fazlası da zaten bu sefer ne oluyor? Yine yumurtlama problemlerine yol açıyor. Sağlıklı beslenme. Hani şunu yiyince bunu yiyince daha çok gebe kalırım diye bir şey yok. Bu da çok geliyor bana. Peki doğal yoldan gebe kalma durumlarını destekleyen? Davranışlar, stratejiler. Evet mesela ben hastalarıma o şeyi veriyorum. Haftada kaç gün birlikte olalım? Mesela bu önemli gebelik açısından. Evet. Haftada 2 ila 3 ideali. Ne zaman birlikte olalım? Adet bittikten sonraki dönemle yumurtlama arasındaki dönemde gün aşırı birliktelik en ideali. Nasıl tespit edecekler? Yani o dediğiniz bahsettiğiniz yumurtlama kitlerini alıp ona göre uygun dönemlerde uygulamak. Ama ben hastalarıma diyorum ki şöyle basite indirgedim. Şöyle bir formülasyon buldum. Diyorum ki hastalarıma eğer başından başına iki takip eden adet boyunca mesela 27 günde bir adet görüyorsunuz. 3'e bölün 9, 9, 9. Genellikle en uygun gebelik orta 9'dur diyorum hastalarıma. Böyle bir standart. Ama şimdi zaten artık herkesin elinde bir aplikasyon, yumurtlama aplikasyonları oradan bakıyorlar. Tabii ki hani benim eşi denizci olan çok hastam var, kaptan olan ve sadece belli dönemlerde eve geliyorlar ve o hastalarda tabii ki bunlar biraz daha önem kazanıyor. Ama dediğim gibi özellikle sadece şu dönemlerde bu adet bittikten sonra adet olmaya bir hafta kalana kadar gün aşırı beraber olmak bile aslında gebelik açısından şans artırıyor. Önemli olan yumurtlama olduğu gün ortamda sperm olması. Asıl şey yok yani onu tutturmak lazım. Yoksa çok fazla her şeyi hesap ettiğinizde olayın birlikteliğin hiçbir büyüsü de kalmıyor.
çok mekanikleşiyor. Tabii. Bunu da görüyorum ve eşlerde performans anksiyetesi oluşuyor. Tabii. Yani çok duygu problemi de yaşayabilirler. Kesinlikle evlilik bildiğinde bile bozulmalar olabiliyor. Çok da şey tabii. yapmamak lazım yani. Her şey biraz stres yapmamak da psikolojiyle lazım. Alakalı. Kesinlikle çok önemli. Çok teşekkür ederim. Bir saat nasıl geçti anlamadım ben. Ben de anlamadım. O kadar geçti akıcı, mi gerçekten? O kadar akıcı, o kadar güzel cevaplar verdiniz ki. Beni bıraksanız sabaha kadar konuşurum. Estağfurullah, her zaman bekleriz. Seve seve, ne zaman isterseniz. Süreniz uzun, önümüzde uzun bir dönem var. Seve seve. Birçok konumuz olacaktır. Bizden beklemeyiniz. Siz de bir konu geldiğinizde aklınıza hadi bir program yapalım tabii ki. Deyiniz. Serpil Hanım sağ olsun bu konuda koordinemizi sağlıyor. Tamam. Müdüreniz. Kendisine de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Tüm Orta Doğu Hastanesi çalışanlarına ve yöneticilerine. Çok teşekkür ederim Nil Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu bence. Umarız faydalı da oldu. Mesela son olarak inşallah. Bir cümleyle, iki cümleyle izleyicilerimize veda etmek isterseniz. Evet. Yani bu konuyu lütfen çok fazla hayatınızın odak noktası yapmayın. Hayat sadece çocuktan da ibaret değil, gebelikten de ibaret değil. Eşinizle aranızdaki bağı da zayıflatmayın. Sadece süreyi iyi değerlendirin. Çok fazla gecikmeyin ama çok fazla da acele etmeyin. Doğru zamanda bizlere başvurun. Her şeyin hayırlısı. Dünyanın sonu da değil. İnşallah herkes arzu ettiği gibi bebeğini kucağına alır. Ama dediğim gibi gebe kalamayan hastalarımız da var. Onlar da lütfen bunu çok fazla dert etmesinler. Herkese sağlıklı günler diliyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, hep bir bilene danışmak lazım. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etme dönemi çok eskilerde kaldı artık. Sanal ortamada o kadar itimat etmemek gerekiyor. Çünkü biraz önce de sevgili hekimimle sohbette söylediğimiz gibi hastalık yoktur, hasta vardır ya da vaka yoktur, hasta vardır. Herkesin komplikasyonları kendine göre farklı olabilir, değişik olabilir. Bir başkası için faydalı olan bir yöntem belki sizin için hayatınıza sebep olabilir. Allah korusun. Her zaman uzmanına gitmek, onun kapısını çalmak, tanışmak, fikir almak ve o rehberle yol almak en doğru olan yöntem diyoruz. Sizler de bize katılıyorsunuz. Biliyoruz artık bu konuda anneler babalar da çok bilinçlendi. Önümüzdeki hafta yine Orta Doğu Hastanesi'nin çok kıymetli hekimlerinden birisini ağırlayacağız burada nasip olursa. Yine sizleri de ekranları başına ve sosyal medya konusundaki takibinize bekliyoruz efendim. Bakalım hangi hekimimiz konuk olacak, hangi önemli konuyu ele alacağız. Önümüzdeki çarşambaya kadar kendinize çok ama çok iyi bakınız efendim. Sağlıcakla kalınız. İşte hayat demekten vazgeçmeyiniz. İyi akşamlar. Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak Köse ile İşte Hayat programı sona erdi.